Zühre, bak birazdan orada olacağız. Benim dediklerimi yapacağım, beni rezil etmeyeceğim. Yoksa ne olacağını iyi biliyorsun değil mi? Çek şuraya, ben sıkıştım. Gözünü kızdan ayırma ha. Meraklanma Hasan abi. İtaatini yap. Gözüm kızın üzerinde. Abi hediyelik eşyalarımız var. Buyur abi. Nazar boncuklarımız var, tesbihlerimiz var. Hayırdır bacım, nereye? Tuvalete gidecektim. Siz damma sidikli çıktınız. Hasan abi dönsün, o götürür seni. Bin arabaya. Yüzüklerimiz var. Zühre! Zühre! Ulan sana! Zühre! Dur diyorum sana! Zühre! Dur! Zühre! Bırak, koş! Koş! Yani... Çalış. Neyse beyler, muhabbetinize doyum olmuyor. Ben hadi kaçıyorum. Güle güle. Çalış. Bir bakar mısın? Yola mı çıkıyorsun? Evet. Nereye? Çorum'a. Beni de en yakın terminale bırakır mısın? Atla bakalım. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Nereye gidiyorsun sen? Cevap da vermiyorsun, söylesene ya. Lüzum yok da onunla. Ya hani gideceğin yer yolumun üstündeyse oraya kadar bırakırdım seni. Abi insanlık da yaramıyor ki insanlara. İstemem dedim ya, terminalde dur yeter. Emriniz olur hanımefendi. Amma somurtkan bir şeysin sen ya. Yola bak, yola. Dilin de çok sivri senin ha. Çek ulan eline. Elin de amma ağırmış arkadaş ya. Dur kamyonu ineceğim ben. Ne ya, dolmuş mu bu öyle istediğin yerde durayım ha? Gel bakayım sen buraya. Çek ulan elini, bırak lan beni. Dur, kaza yaptıracağım, kaza dur. Kaza yaptıracağım. Sakın. Dur arabayı. Ne yapıyorsun? Dur. Ya dur sana, kaza yapacağım, dur sana. Ya dur. Gel şimdi ben seni yola getirmesini bilirim. Murat dedim, Murat. Ulan amma manyak şey çıktın sen lan. Dur lan şimdi ben seni yakalarım. Şimdi ben sana gösteririm. Gel buraya. Neredesin sen? Gel. Gel bakayım. Gel buraya. Bırak. Gel. Bırak. Yürü lan. Bırak. Yürü. Bırak. Bırak. Şimdi çocuk olduğunu göstereceğim. Gel. Gel buraya. Bırak. Gel dedim. Bırak dedim. Bırak. Kız buraya. Gel. Bırak kızı. Bas git lan yanına. Hayır. Yürü gel. Gel buraya. Yürü kız sen de yürü. Bırak kızı dedim. Duymadın mı? Sen nereden çıktın oğlum? Bırak lan kızı. Yürü git lan işine. Sen kimsin? Ha? Yürü lan işine. Nasıl? Tamam abi tamam. Tamam ayağının altına öpeyim dövme. Bak yürü lan. Tamam abi tamam. İyi misin? Gideceğin yere bırakayım seni. Benden sana zarar gelmez. Gel. Bırakayım seni. En yakın otobüs durağında ya da terminalde ineyim ben. O zorla mı bindirdi seni kamyona? Yok, terminale bırakmasını istemiştim. Zorla bindirmedi yani. Sen kendin mi bindin? Ne demeye çalışıyorsun? Sen o kamyona binersen başına ne geleceğini bilmeyecek yaşta değilsin. Bilip görmeden konuşma. Ne işin vardı o zaman kamyonda? Sen bana hesap mı soruyorsun? Ya yok. Tuhafıma gitti sadece. Burası şehirler arası yok. Sen de kız başına kamyona binmişsin. He, sen de beni şey sandın öyle mi? Durdur arabayı ineceğim ben. Daha çok var ama. Durdur arabayı dedim. Ya, emin misin? Durdur dedim. Durdur. Durdur. Ya... Ya bekle. Dön hadi gel. Bak terminale daha çok var. Bu yol tekin değil. Gel. Sen de öyle. Özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. Gel hadi. Zühre, dur. Hasan abi. Dur. Bu arabada mıydı Seyit? Zühre! Yoldan aldım. Zühre dur! Dur diyorum sana! Kaçma! Zühre! Zühre! Şşş, dur diyorum sana. Dur. Şş, tamam dur. Tamam dur. Hadi yürü. Yürü hadi. Ya yürü. Hadi yeter daha fazla rezil etme beni. Hadi. Hadi. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Bırak. Bırak. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ya iyi ki sana rast gelmiş de almışsın arabaya. Kız başına. Ya birileri alıp götürseydi. Tövbe tövbe ya. Kız çıkmak istiyor abi. Aç kapıyı aç. Aç aç. İşte. Hasan abi hayırdır? Kim bu kız? Kızım. Senin kızın mı var? Var ya. Ailemle Niğde'de. Aç kapıyı. Bir kızım, bir de oğlum var. Oğlum daha küçük. Anasıyla Niğde'de, ben de kızımı Fikret Bey'in konağına getirdim. Niye kaçıyordu peki? Ya benim sözümü dinlemiyor ki, konağa benimle gelmiyor. İnat, başına buyruk. Ama ben sana gününü göstereceğim. Bakalım bir daha böyle diklenebileceğim. Aç kapıyı. Açacağım, açacağım. Sen nereden geliyorsun? Taş ocağından geliyorum. Fikret Bey'in istediği taşlardan buldum da onları getiriyordum. İyi. Ben bu arada yarın başlayabilirim. Yani sizin için de uygunsa. Tamam olur. Fikret Bey de hemen başlasın istiyordu zaten. Yarın gel ha. Gelmeyeceğim seninle. Bırak beni. Seyit. Hadi selametle. Eyvallah abi. Zühre. Beyim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hasan geldi mi? Daha gelmedi beyim. Kızın yeri hazır mı? Hazır beyim. İyi, kahvemi getir. Ben zaten geldiğinizi duyunca hemen yaptırdım kahvenizi. İyi, aferin. Beyaz, akşam için ne hazırladınız? Kuzu güveçle gaysı dolması, bir de kadayıf yaptım Sırma Hanım. İyi, biraz da düğün çorbası hazırlayın. Olur hanımım, yaparım. Ceylan! Efendim ana? Kızım Fikret Bey geldi, kahvesini götür hadi. Hemen götürüyorum. Hadi. Hadi. Ya inat etme diyorum sana, yürü. Zühre. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk Beyaz. Hoş geldin. Odası hazır mı? Hazır hazır. Biliyorum nerede olduğunu. Hadi. 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 Şşş. Hadi. Sırma Hanım. Hayırlı günler. Hoş geldin Hasan. Kızını da getirmişsin. Geldik hayırlısıyla. Sırma Hanım, Fikret Bey'imizin gelinidir. Hadi, elini öp. Elini öp, hadi Zühre. Kime diyorum ben, hadi. Lüzumu yok Hasan. Kızı odasına götürsen, hadi. Peki. Hadi kız. Hadi. Ana, hı? Zavallı pek de güzelmiş ya. Hasan Özböz kızına kıydı ya. Ben daha ne diyeyim? Çok para almış karşılığında. Hatta Fikret Bey, Niğde'deki arazilerinden 5 dönümü Hasan'a vermiş diye duydum. Oldum olası aç gözlüydü bu Hasan. Şşş, satmış kızın dedesi yaşındaki adama. Kızım duyacaklar şimdi. Şş, içim yandı vallahi be anne. Duyarlarsa duysunlar, ne yapayım? Günah değilmiş kızlar. Gencecik daha, baksana. Ha, gel, gel, gel. Gel bakalım. Fikret Bey'le nasıl girecekler ki şimdi? İyi. Bana bak, senin çenen düştü bugün ha. Yürü mutfağa, yürü yürü. Tövbe tövbe. Hadi geç. Bir daha söyle o bana. Yerleştir eşyalarını hadi. Ben burada kalmayacağım. Zühre, beni deli etme. Aç bavulunu, koy eşyalarını dolaba, güzelcene yerleş. Hadi. Ölürüm de yine kalmam burada. Ve bana baksana sen. Bana bak bana. Bu Fikret Bey'in arazilerini, üzüm bağlarını, patates tarlalarını toplasan Kapadokya'nın tamamı eder. Anlıyor musun beni? Ya istese bütün Kapadokya onun. Kafanı çalıştır. Ben ne ediyorsun? Sen iyiliğin için ediyorsun. Ben gibi sürünme diye. Emir kulu olmayacaksın sen. Hanım olacaksın ha? Hanım olacaksın hanım. Sen ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun baba. Sen beni sattın. Nankör! Ya ben kime konuşuyorum? Ne diye anlatıyorum ben ya? Sen benim dediğimi yapacaksın. Fikret Bey'in karısı olacaksın. Olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım. Ya olacaksın. Olmayacağım. Ölürüm de varmam adama. Olmayacağım. Zühre. Zühre. Varacaksın. Varacaksın. Senin başka çıkarın yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dede. Niğde'ye gitmedin mi sen? Gittim. Aldım taşları. Vakit o kadar geçti mi ya? Hay Allah. Ben de babaannenin ilaçlarını alacaktım. Şu eczaneler kapanmadan hemen gideyim. Ben aldım. Sağ olasın Seydim. Sen sağ ol dedem. Anneme söylersen babaannemin ilaçları tok karnına verilecek. Ben de taşları yükleyeyim gelirim. Olur olur. Söylerim. Ah. Buyur dedem. Hay. Sağ olasın. Hadi eyvallah. Selametle dedem. Yunus, bana bir çay koysana. Zühre, beni daha fazla deli etme. Bak, ben Fikret Bey'le anlaştım, her şey olup bitti. İnadı bırak, yoksa dayaktan gebereceksin ha. İstediğin kadar vur, istersen öldür, kurtulurum. Ben evlenmeyeceğim o adamla, evlenmeyeceğim. Demek öyle ha. Ben seni yola getirmesini bilirim. Rüveyda. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne oldu? Ne bu suratın hali? Babaannem mi kötüleşti? Yok, babaannem aynı da. Gir hadi, içeride konuşalım. Ne oluyor kızım, söylesene. Allah'ın belası. Ne biçim adamsın sen ha? Ben ne dedim sana? Bir daha araba demedim mi? Babam arıyor. Dedem de o adi herifle konuşuyor. Kes sesini. Bundan sonra ne desen boş. Senin gibi evlat olmaz olsun. Yüzsüz hala arayabiliyor muyum? İbrahim, bir daha arama. Geldin mi sen? Geldim dedem. Ararsa açma bir daha. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babaannem. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Dede açma. Aramaya devam edecek oğlum. Bitirmem lazım bu işi. Ben konuşayım o zaman. Gereği gibi konuşurum ya, merak etme. Söyle Allah'ın belası. Baba, Allah aşkına yapma. Hele bir dinle beni ya. Ben sana arama demedim mi? Ya baba, nasıl aramam? Konu komşu arayıp duruyor. Annenin günleri sayılı diyor. Baba, nasıl annem, iyi mi? Nasıl olacak? Senin yüzünden eridi bitti kadın. Kötü hastalıklara yakalandı. Kurtulamıyor işte. Ben gelip annemi göreceğim. Sakın ha! Sakın! Senin gibi bir evladım yok benim artık, yok! Senin gibi bir evladım yok! Baba! Oğlunum ben seni ya! Çoluğunu çocuğunu küçük yaşta bırakıp ardına bakmadan giderken düşünecektin sen bunu. Gelme! Seni bekleyen, isteyen yok burada. Asma yüzünü hayatım. Bilmiyor musun ne kadar çirkef olduklarını? Üzme sen canım. Bak, 40 yılda bir arkadaşlarla dışarı çıkıyoruz. Günümüzü mahvetme. Heh. Geç kalmayalım. Hadi İbrahim. Hadi İbrahim. Tamam. Benim İbrahim'den başka evladım yok. Günlerim sayılı. Benim Allah'ın emri ama İbrahim'i görmeden torpağa girmek çok acı geliyor. Çok. Seyit. Seyit oğlum. Seyit. Seyit dur. Babaanneni üzme. Bir şey deme anne şu an. Ben bunun böyle olmasını istemezdim. Sen böyle istedin Zühre. Suç senin. Sen benim sözümü dinleyeceksin. Razı olacaksın. Fikret Bey'in de karısı olacaksın. Tamam mı? Ya inat etme. Zühre. Allah'ım ben de ettim. Allah'ım ben de ettim. Beyim, Aside ile kahvenizi getirdim. Burada mı yersiniz, oraya mı koyayım? Koy kızım, koy. Afiyet olsun beyim. Sağ ol. Kızım, Zöhre'nin yemeğini verdiniz mi? Hazırladık ama daha vermedik beyim. Hadi verin, ne bekliyorsunuz? Olur, hemen. Beyim, iyi günler. Nereye Hasan? Çiftlikten çağırdılar. İyi, gel hadi. Eline sağlık. Çok güzel olmuş sırma. Afiyet olsun. Biz Zekkar arayayım bakayım. Baba iyiyiz. Burada her şey yolunda. Kısmetse yarın akşam geliyorum, görüşürüz. Hayırdır? Bir şey yok değil mi? Avanos'taki adamın bize satmadığı 10 dönümlük bağ vardı ya. Herifin işi tamam. Avucumun içinde artık. İstediğimiz rakama satmaya mecbur ettim adamı. Gelince konuşuruz zaten. Zaten her şeyi halletmişim. Konuşacak ne kalmış ki? Torunum nasıl? Ali iyi. O da geliyor, görürsün. Selam söyle. Annemle dedemin ellerinden öperim. Ali'nin selamı varmış, ellerinizden öpüyormuş babam. Hadi bekliyorum hayırlısıyla. Gelince de sana başka diyeceklerim var. Hayırdır, kötü bir şey yok değil mi? Yok, hayır. İyi, merakla bekliyorum o zaman. Hadi görüşürüz babam. Bu akşam da gelecek mi bana? Geleceğim, gelmem mi? Gel. Gelmem. Hadi gözün aydın Sırma Hanım. Yarın geliyor kocanla oğlum. Ali mi? Onu o kadar çok özledim ki. Zaten bir tek oğlunu özledim. Beyim, Söyle. Nasıl desem? Kızım söyle, dilini mi yuttun? Söyle. Zühre. Cappar. Buyur beyim. Hemen doktor arasınlar. Bana da Aslan'ı getir. Hemen beyim. Ne bekliyorsunuz? Hadi yukarı yatağına çıkarın. Peki beyim. Gel. Gel kızım. Yavaş. Yavaş. Bugün taş ocağından dönerken yolda Hasan'a rastladım. Hasan? Yok mu Karakayların yanında çalışan Niğdeli? Yarın için anlaştık. Başlıyorum. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol anne. Dedem, sen yarın öncesinde gelip bir bakmak ister misin? Sen başla oğlum. Ne yapacağını biliyorsun. Ben de bir ara uğrar bakarım. Tamam dedem. Benim sizle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Sizin kabullenmeniz zor. Biliyorum. Benim için de çok zor. Ama Fatma'nın durumunu biliyorsunuz. İbrahim gelsin, anasını görsün diyorum ben. Yine de benim tek başıma karar vermem doğru değil. Eğer siz rıza göstermezseniz gelmez. Önce sana sormam lazım Cevahir. Sen ne diyorsun? Yani gelse de gelmese de benim için vaziyet değişmez baba. Benim için İbrahim yok artık. Ama yani annemi üzmeye de hakkımız yok. Evladı sonuçta. Görmek hakkı. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun ya? Nasıl izin verebiliyorsun gelmesine? Yaptıkları ortada. Unuttun galiba. O adam bu eve adımını atamaz dedi. Haklısın kızım. Ama Fatma oğlunu görmeden göçüp giderse yüreğimin buna dayanacak gücü yok. Söyle gelsin dedi. Abi. Ne diyorsun sen ya? Gelsin annesini görsün. Ben inanamıyorum. Senin böyle bir şey söylediğine inanamıyorum. Hani o adam ben sağ oldukça bu evden içeri adımını atamaz diyordun. Ne oldu? Annem ve dedem evin büyükleri. Madem ki rızaları var, bize de kabullenmek düşer. Doğrusu bu. Beyim ben böyle olsun istemedim. Zorla getirdim Niğde'den. Sözümü dinlemiyor. Yolda elimizden kaçtı. Güç bela yakaladı. Beyim evlenmem der durur. Ben el kaldırmak istemedim. Ama bana başka çare bırakmadı beyim. Cappar, Hasan'ın eşyalarını topla, Niğde'ye gönder. Bir daha da dönmesin. Verdiğim araziyi de geri al. Düğüne de gelmeyecekler. Emredersin beyim. Beyim! Beyim! Beyim ben ettim sen etme! Bir daha el kaldırmam ona beyim! Beyim bir daha el kaldırmam ona! Beyim! Beyim beni affet! Beyim! 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 Beyim acı bana! Beyim beni bırakma! Beni oraya geri gönderme beyim! Götürün! Beyim! Beyim beni! Beyim beni geri götürün gönderme! Şunu. Götürün! Fikret Bey yapma bunu bana! Fikret Bey! Ben ettim! Fikret Bey beni geri gönderme! Beyim beni bırakma! Beyim! 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 Hey! Dikkat ver! Dikkat ver! Dikkat ver! Hey! Hey! Beni gönderme! Geçmiş olsun Fikret Bey. Sağ ol doktor. Durumu nedir? 9 edelenmeleri var. Ben gerekli müdahaleyi yaptım. Dinlenecek. İyileşmesi biraz zaman alır. Bu reçeteyi alın. Buradaki ilaçları kullansın. Ağrılarına iyi gelir. Yalnız düzenli olarak kullanması lazım. Fikret Bey, elimden geleni yaptım. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Sağ ol Osman. Çocuklar seni eve bıraksın. Sağ olun. İlaçları alsınlar. Çık. Peki. Doktoru duydun, dinlenmen lazım. Ağrısızın var mı? İyiyim. Bir bahar babanla beraber Niğde'ye mal alımına gittim. Dönüşte o kalenin altındaki lokantada durduk. Havada öyle günlük güneşlik. Ama benim de canım sıkılıyor, hiç keyfim yok. Babam kaleden tarafa Zühre diye seslendi. Hiç bakasım yoktu. Başka zaman olsa dönüp bakmazdım bile. Başımı çevirdim, dönüp baktım. Sen vardın Zühre. Niğde'den döndükten sonra seni gördüm rüyalarımda. Ama rüyalar yetmez oldu. Mecbur. Ben sana varmayacağım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmeyen yok Niğde'de bile. Sen herkesin korktuğu adamsın. Sen korkmuyor musun benden? Korkum yok. Tam sen korkardın ama. Bırak beni gideyim. Benden imkansız olan isteme. Bunu yapamam. Benden başka kimsenin sana dokunmasına rıza gösteremem. Karım olacaksın. Aslan! Evlenmeyeceğim seninle. Duydun mu beni? Evlenmeyeceğim. Öldürsen de evlenmeyeceğim. Bırak beni, bırak! Babam arıyor. Baba? Baba, konuşsana. Alo. Gel gör anneni. Gerçek mi bu söylediğin baba? Konuştu mu daha fazla? Gel gör dedim. Sağ ol baba. Allah razı olsun senden. Rüveyda! 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 Bekle! Sen ne diyorsun ya? Ya benim karım, çoluğum, çocuğum orada. Nasıl götürürüm seni oraya? Aklını mı yedin sen? Yok, aklımı yemedim. Aklım gayet başımda çok şükür. Başıma geleceği de çok iyi biliyorum. Sen evine gidince Mustafa Efendi bana dönmeyesin diye elinden geleni ardına koymayacak. Cevahir'i bilmez miyim ben? Kancık. Kandırıverecek seni, dönmeyeceksin bana. Şerife de burada nikahsız, parasız, pulsuz kalacak. Yok anam, çok gördüm ben bu filmi. Ben de geleceğim. Döneceğim Şerife. Nasıl dönmem? İşim yurdum burası benim. Zaten babam da Cevahir de gayri istemez beni. Ha, kabul etseler koşa koşa gideceksin çünkü. Yahu saçmalama kadın, saçmalama. Yok öyle bir şey. Peki karın neden boşanmıyor senden? Ya biliyorsun işte. Söyledim kaç sefer. Babam rıza göstermiyor. Karına dön istiyor değil mi? Cevahir de mutlu, hiç ses etmiyor tabii. Tamam. Gidince babamla da Cevahir'le de konuşacağım, ikna edeceğim onları. Ya kabul etmezlerse? Sen de beni çağırmazsan kalıverirsen buralarda. Geleceğim Şerife. Kuşku içinde bekleyemem ben buralarda. Deliririm. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de geleceğim. Rüveyda! Rüveyda! Bekle! Bırak abi! Bırak ya! Sen de dedemlerle bir oldun. Hepiniz rıza gösterdiniz o şerefsize. Güzelim, ben istiyor muyum gelmesini ha? Başka çare yok. Hazmedemiyorum abi. Biz daha küçücükken terk edip gitti bu adam. Şimdi elini kolunu sallaya sallaya bu evden içeri girmesini benim içim kabul etmiyor. Bize gelmiyor, annesine geliyor. Küçüktüm ya bırakıp gittiğinde. Kimdi, nasıldı hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek bir kere babaannemi sakladığı bir fotoğrafta gördüm yüzünü. Başka da yok. Ya sokakta yanımdan geçse tanımam. O da beni tanımaz abi. Özbeöz kızını tanımam. Yanımdan geçip gider. Haklısın. Ne desen haklısın. Ben de affetmiyorum babamı. Ama başka çare yok. Babaannemin son günleri. Ölüyor. Annesini görsün sonra gidecek. Sana söz veriyorum. Gel. Güzel gözlüm benim. Nasıl oldum? İlacını getirdiydim. Acını azaltır. Al. Babam nerede? Kahvaltını getirdim. Yemeyeceğimi biliyorsun. Niye getiriyorsun? Elbet sonunda yiyeceksin. Aç açına ne kadar dayanacaksın? Yemeyeceğim ben. Bir daha getirme. Ne yaptın? Ya ne aksi bir şeysin sen. Bak batırdın ortalığı. Dur dur, ben sana yardım edeyim. Gerçi dellenmekte haksızsın diyemem. Allah kimseyi senin durumuna düşürmesin. Ama ne yapacaksın? Kabulleneceksin. Hem bak iyi tarafından düşün. Ben gibi hizmetli olmayacağım. Konakta yediğin önünde, yemediğin ardında olacak. Ya neyse tamam, bırak bırak. Ben temizlerim sonra. Tamam. Tepsiyi doldurup geri geleceğim. Alo? Anne? Anne, benim Zühre. Anne. Anne. Bunu bana yapma anne. Dayı aç. Alo. Alo dayı. Dayı, benim Zühre. Zühre? Dayı. Başıma gelenleri biliyorsun. Bak, ben en çok sana güvenirim. Sen beni kurtarırsın buradan. Dayı bak, hemen arabana atla. Konağa gel akşama, tamam mı? Zühre. Dayı bak, sen gel. Ben bir şekilde kapının önüne çıkacağım. Zühre dur, beni dinle. Dinleyemem dayı, vaktim yok. Zühre, sana yardım edemem ben. Edemez misin? Karakaya ailesine bulaşamam ben. Benim de korumam gereken bir ailem var. Zühre, ne olursun anla beni. Zühre. Zühre. Mustafa! Şunları al. Sıcak sıcak ağıra götür, seyisler yesin. Murat kardeşim, içeride bir tepsi daha var. Çay var onda da. Hadi sen de onu götürüver. Tamam. İyice delirdi bu he. Kırdı döktü hep tepsiyi. Battı ortalığı. Yenisini hazırlayıver kızım. Hadi. Tamam. Beyaz. Buyurun hanımım. Fikret Bey hamur tatlısı istedi. Sen malzemeleri hazırlar mısın? Ben daha sonra yapayım. Hazırlarım tabii Sırma Hanım'ım. Zühre nasıl oldu? Yara bere içinde hala. Geldiğinden beri ağzına lokma koymadı. Böyle nasıl olacak bilmiyorum ki. Ana, telefonumu bulamıyorum ben. Sen buralarda bir yerde gördün mü? Görmedim. Kim bilir nerede bıraktın gene? Ya bu kaçıncı ya? Habire bir yerlerde unutup duruyorsun. Görmedim. Koyuyorum masaya. Aman gözümü seveyim. Yine dellenme olur mu? Güzelce ye. Ya ben demin buralarda bir yerde telefonumu düşürmüş olmayayım. Bulamıyorum da. Yok ben görmedim. Ha. Hadi afiyet olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben Fikret Bey'in geliniyim. Adım Sırma. Aslan anne seni tanıştırmıştı bana. Hatırladın mı? Beyaz hiçbir şey yemediğini söyledi. Ellerin yara bere içinde. Bitkin düşmüşsündür. Daha fazla kötüleşmeden bir şeyler ye hadi. Ben evlenmek istemiyorum. Günaydın. Günaydın Seyit, hoş geldin. Selamünaleyküm. Ne haber Selim? Aleykümselam, hoş geldin Seyit. Hoş bulduk. Bana bel versenize, kamyonda taşlar var, alalım içeri. Eyvallah, ayarlarsın. Günaydın Seyit. Günaydın Bezhan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk, nasılsın? Çok şükür. Fatma ana nasıl? Var mı durumunda bir değişiklik? Aynı be ana. Allah'tan ümit kesilmez be oğlum. İyi olur inşallah. İnşallah ana, sağ olasın. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol. şey mi istedi? Akrep var odada. Akrep mi? He. Ben hallederim. Odada dolanıp duruyorduk. Korkuyorum. Sedirin altında galiba. Bırak beni gideyim. Ne oldu sana? Bırak. Allah rızası için bırak. Seyit, bırakma kızı. Seyit. Seyit, bırakma sakın. Ne bıraktın lan kızı? Tutamadım, gitti. Koşun çabuk, koşun. Koşun, koşun. Koşun. Zühre kaçıyor, koşun! Yürü! Bırak! Bırak dedim! Kolaydı sanki kaçmak. Yürüyerek bitecek yol mu var? Ne kadar uzağa kaçabilecektin ki? Kalmayacağım burada! Bacım, bak yapma böyle. Yapma böyle, bizi de zora sokma. Kaçamazsın buradan, vazgeç artık. Yürü! Yürü! Hayvansınız siz! Hayvansınız! Bacım yapma! Babası nerede? Hasan nerede? Sana ne? Karışma sen. Kalmak istemiyor işte Cappar. Zorla mı tutacaksın? Zorla tutacağım. Çekil önümden. Bırak gitsin. Çekil lan önümden. Lan çekil önümden dedim. Beyim, bacımız açık kapıdan kaçmaya kalktı. Ben gidip yakaladım ama o herif karşımıza çıkınca haddini bildirdim. Kim bu? Seyit Bey'im, taş ustası. Alın götürün bunu. Götürün! Bana bak Zühre. Kısraklarına kadar çırpınsalar da dizginlerinin sonunda ele verirler. Sen de ehlileşeceksin. Ehlileştireceğim seni. Yürü. Ah be çocuğum. Ne yapmışsın kendine? Anne bak. Al anne. Ver ver. Tamam, bir şey yok. Oğlum, beladır bu Karakaya ailesi. Sen de bilmez gibi ne diye gittin bulaştın onların kendi işlerine? Bak bir daha karışma onların meselesine. Öylece hiçbir şey yapmadan duramazdım dede. Kız kaçmak için çırpınıyordu. Hakkı da varmış. Bu Hasan kızını Niğde'den Fikret'le nişanlamak için getirmiş. Torunu yaşında da. Ben iyi tanırım o aileyi. O Fikret'in İstanbul'da yaşayan bir de oğlu vardır. Ha, biliyorum. Görmüştüm bir kere geldiğinde. Zekkar. Değil mi? Zekkar ya. Zalimin önde gideni. Para ve güçle her şeye sahip olacağına inanır o aile. Öyle de olmuştur. Her şeyin sahibidirler. Bir daha o aileyle iş yapmayacaksın. Onlar da yalvarmaz artık dede. Neyse ne. Uzak duracaksın Seyit. Tamam. Anladın mı? Tamam anne. Bak söz ver Seyit. Tamam söz, kaygılanma sen. Şu haline bak. Acımıyor, tamam bir şey mi? Hadi yeter artık, tamam. Hadi. Anne ne olur aç, yalvarırım aç. Anne ne olur. Sen dur hele. Alo. Ablacığım. Zühre ablam arıyor. Ver sen bana ver. Ablacığım nasılsın? Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim ablacığım. Ver. Zühre. Anne! Anne ne olur yalvarırım kurtarın beni buradan. Ne olur anne. Kızım, anne ben o adamla evlenmek istemiyorum. Yalvarırım alın beni buradan ne olur. Konuştuk ya bunları. Ben babana söyledim. Evlenmek istemiyor dedim. Vermeyelim dedim ama beni dinlemiyor ki. Anne ben sana kurtar diye yalvarıyorum. Sen bana ne söylüyorsun? Sırf o dinlemiyor diye beni kurtarmayacak mısın? Kızın için hiçbir şey yapmayacak mısın anne? Orada durumu neymiş? Baban öyle dedi. Hem buraya geleceğim ne yapacaksın? Burada fakirlikten başka bir şey yok. Artık bir kızın da yok anne. İhtiyacım kalmadı. Afiyet olsun baba. Dur. Leblebini koyayım. Hı. Sağ ol kızım. Seydim, nasıl oldun oğlum? Ağrınsızın var mı? Yok anne, iyiyim. Anne biraz daha leblebi koysana. Al bakalım. Sağ ol. İbrahim yarına burada olur. O Şerife pisliğini getirmez inşallah. Aptallığı çoktur İbrahim ama Şerife'yi getirecek kadar delirmiş olduğunu zannetmem. Sen beni burada bekle, ben çağırmadan gelme, tamam mı? Baba. Hoş geldin demeyecek misin? Dede. Sen istersen geç içeri, üşütme. Babaannem odasında, geç içeri. Seyit. Yüzüne ne oldu oğlum? Babaannem odasında dedim, duymadın mı? Benim. Baban. İbrahim Bey. İçeri geçecek misin, geçmeyecek misin sen? Hayatım, anneni bekletme istersen. Bir an önce girelim içeri. Ben sana ne dedim ha? Arabada bekle demedi bu kadın! Sen ne bok yedin İbrahim? Allah belanı versin senin. Ulan evlat dedim. Bağrıma taş basıp gelmene müsaade ettim. Bunu mu yapacaktın sen bana? Allah benim de belamı versin. Oğlum bak, ben sana izah edeceğim. Yeri burası, yeri burası. Defol dedim, o kadınla bas git. Baba, artık ne gereği var? Çok uzattın bunu. Bak biz buraya annemin elini öpüp helalleşmeye geldik. Yürü lan! Yürü! Sen ne yaptın sanıyorsun lan? Babanım ben senin! Sen benim babam değilsin! Bak! Bak benim babam orada! Yaptıkların yetmedi mi ha? Niye getirdin o kadını buraya ha? Hangi yüzle? Yok, ben geberteceğim bu yüzden. Olmaz. Olmaz. Rüveyda, gel dedim. Rüveyda, geç içeri. Yürü hadi, bas git buradan. Al şunu da git buradan, hadi. İbrahim, hadi. Gitmiyorum lan! Gitmiyor musun? Gitmiyorum! Gitmiyorsun ha? Gitmeyin. Gitme bakalım. Dur! Dur! Ne yapıyorsun ya? Ya yazık lan arabaya. Ya baba Allah aşkına şuna bir şey söyle. Daha taksitlerini ödemedim. Sen hak ettin bunu oğlum. Ya Seyit yapma. Dur. Oğlum yapma. Seyit. Tamam. Tamam dur tamam. Tamam. Gidiyoruz. Yürü Şerife. İbrahim. Bekle. Anne. Seyit. Babaannen olanları kaldıramıyor artık oğlum. İyice kötüledi. Daha fazla üzülmesi doğru değil. Bırak girsinler. Hadi baba biz girelim önden. Hadi oğlum. Seyit hadi. Seni gördüm ya. Allah'ıma şükürler olsun. Çok özledim seni anne. Ben de öyle İbrahim. Çok kızgınım sana çok. Ama analık işte. Dorbağa girmeden seni bir göreyim dedim. Affet beni anne. Ananım ben. Affetmem kolay. Ama sen gerçekten affedilmek istiyorsan Cevahir'e git. Çok acılar çekti o. Çok. Çok geçmiş olsun Fatma Hanımcığım. Neyse. Seni daha fazla yormayalım anacığım. Bunları daha sonra da konuşuruz ha? Haklısın oğlum, yoruldum. Sonra konuşuruz. Hayırdır? Hava alacağım biraz. İyi hadi bak. Zühre. Zühre. Bekle. Gazbağa bak. Yaralarına bakacağım. Hey, iyileşiyor. Sen ağladın mı gülüm? Cappar. Buyur beyim. Gel. Zühre'nin nüfus kağıdı. Benimki de yukarıda. Çekmecede. Al onu. Belediyeye git, nikah işlemlerini başlasınlar. Baş üstüne beyim. Biraz hava almak istemişti de beyim. He, alsın alsın. Kadın aldı. Yetmedi. Bir de yataklarını hazırlıyorsun. Pes be anne. Şimdi ne desem boş güzel kızım. Koca evine gidince anlarsın. Onların yüzlerini görmedim. Görmek de istemiyorum. Ekmek almaya gidiyorum. Anne. Hı. İyi misin? İyiyim oğlum. Doğru söyle bana. Vallahi merak etme. Babaannemin yanındalar değil mi hala? Hı hı. İyi. Görsün annesini, sabah cehennem olup gitsin. Biz dedemle atölyeye gidiyoruz. Eğer bir marıza çıkarırlarsa haber ver. Aman merak etme, ne yapabilir ki? Aklın bende kalmasın, hadi. Anne. Hı. Biz bize yeteriz, biliyorsun. Aslan oğlum. Hadi. Seydim. Hayırlı işler. Ne bu şimdi? Gelinliğin Zühre. Niye? Bugün düğün mü var da getirdiniz? Terzi dikip göndermiş. Fikret Bey'im de üstünde nasıl duracak diye bir denesin istedi. Öyle istedi demek. İyi. Görsün o zaman. Zühre ne yapıyorsun? Karışmayın siz. Fikret Bey'ime ne diyeceğim? Yok anam, hakikaten deli bu ha. Bu gelinlik bana olmadı Fikret Bey. Söyleyin aynısını diksinler. Peki beyim. Evlenmeyeceğim seninle. Evlenmeyeceğim seninle Fikret Karakaya. Kızım git askıya al sen. Misafir odasını hazırladım. Orada yatarsınız. Rüveyda nerede? Hiç görünmedi. Fırına gitti. Ekmek almaya. Ya sabır. Baban İbrahim. Rüveyda. Sensin değil mi? Rüveyda. Tebrik ederim. Tanıdın. 2 yaşında falanmışım bırakıp gittiğinde. O yüzden kusura bakma. Ben tanıyamadım seni. Zekkar Bey'le Ali Bey birazdan burada olur kızım. Hazır ettin mi Ali Bey'in odasını? Ha, hazırladım. İyi. Abla, Zekkar Bey'le Ali Bey geldiler. Koş Sırma Hanım'a haber ver kızım. Beyim, Zekkar Bey'le Ali Bey gelmiş. Çok şükür. Gel oğlum gel. Gel. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk. Babam. Oğlum gözümüz yolda kaldı. Geldik işte baba. Nasılsın babam? Maşallahın var. İdarede. Al torunumu da getirdim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Özlemişim seni dede. Deden de sen özledi. Hadi geçin bana. Annem. Oğlum. Seni çok özledim. Hoş geldin. Bir kahve yapayım size. Yap beyaz o güzel kahvenden içelim. Ne yaptın işleri? İyi baba, halloldu. Sen de misin? Ne bakıyorsun? Belanı mı arıyorsun yine? Hadi gel oğlum. Bizim yolumuz başka. Mahsulün zararını kapatacağız baba. Alacağımız arazi çok verimli, sen merak etme. İnşallah. Bir aksilik olmaz değil mi? Olmaz. Yüzdüm kuyruğuna geldim. Sen merak etme, orasını düşünme. İyi peki. Gazinoda işler nasıl? Her şey yoldan bari. Her şey tıkırında. Maşallahı var. İyi. Ali oğlum, sen nasılsın? Vallahi iyiyim dede. Sağ ol. Ne diyorsun? Yükünü alabilecek hale geldi mi? Olacak baba, o da olacak. Değil mi oğlum? Olacak tabii baba. Olacak, mecbur. Ne demişler, armut dibine düşer. Karakayaların karnı taşıyor. Damarı sağlam. Hele bir olmasın. Bana bak, bir tane daha getir. Peki efendim. Zekkar, yeter içme artık. Ne içtim ki baba? Yeter dedim. Biraz sonra tuzcu gelecek. İş konuşacak. Seni böyle görmesini istemiyorum. Anladın mı? İyi o zaman, hadi bana müsaade. Sen de babanla git. İyi geceler dede. İyi geceler oğlum. Baba. Ha? Telefonda diyeceklerim var demiştin. Ne söyleyecektin? Oğlum, ben sana şimdi bu kafayla ne söylesem anlamam. Hadi git, yarın konuşuruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl gidiyor? Sağ olun, bir maruzatımız var bizim. Oğlum, iyi akşamlar sadece. Sağ olun. İyi akşamlar Fikret Bey. Oo, Duzcu, hoş geldin. Sağ ol. Aman baba. Beyaz. Buyurun Zekkar Bey. Bana içki getir. Peki. Otur sen de, hiçbir şey yok. Yok baba, çok yorgunum. Yatacağım. İyi hadi. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Hayırdır bacım? Biraz hava alacaktım. İyi hadi bak. Kız kim? O bizim Hasan'ın kızı. Hasan'ın mı? Adı ne? Zühre. İyi geceler. Üşüdüm ben, gireyim içeri. İyi hadi. Cappar! Buyur beyim. Git bana aşağıdan içki getir. Beyim ben... Hadi getir. Peki beyim. Adın buydu değil mi? Zühre. Nasıl girdin içeri? Kapıdan. Açtım, girdim. Buradayım. O kapıdaki adam nerede? Cappar. Cappar. Cappar! Bu konakta çağrılması gerekene ben karar veririm. Çık dışarı. İstediğim zaman girerim. Canım istemediği zaman çıkmam. Murat. Sen kimsin? Hikayelerin nefret edileni vardır ya. Hani sevilmeyen. Aynı zamanda boyun eğdiren. Cappar! Cappar! Bırak beni! Bırak! 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 Zekkar Bey. Zekkar Bey. Ne oldu, ne var Cappar? Zekkar Bey içki istemişti de hanıma. Zekkar burada değil. Bırak beni. Cappar. Bırak. Bırak beni. Cappar. Cappar. Bırak beni. Bırak. Cappar. Çok bırak. Güzel. Çok güzelsin. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Cappar! Gel buraya. Gel. Cappar! Çok güzel. Cappar! Bırak! Beyim dur! Bırak! Beyim! Durun lütfen durun beyim. Beyim ne olur beyim. Beyim yapmayın. Bırak. Beyim çok içtiniz, kendinize değilsiniz. Bırak ya! Beyim, hadi gidelim. Hadi beyim. Bak, burada olanlar hiçbir yerde duyulmayacak. Bir duyulursa neler olacağını biliyorum Beyaz. Biz bir şey görmedik Cappar. Al şunu. Hadi işinize. Yürü kızım. Cevahir. Nikah vermem için dileneceksen ben çoktan razıyım İbrahim. Babama git ondan rıza iste. O yüzden gelmedim. Ne var o zaman? Biz birazdan yola çıkacağız. Vedalaşayım istedim. Sen benimle çok önceden vedalaştın İbrahim. Hadi git, Şerife'ni bekletme. Hadi. Değil mi İbrahim? Bağırma be. Yok öyle bir şey. Hoşça kal diyecektim. Külahımı anlat sen onu benim. Kadına ne diller döktüğünü gördüm ben. İyi ki gelmişim seninle. Yoksa şimdiye çoktan karının yamacındaydın. Rezil herif. Hepiniz aynısınız. Nereye gidiyorsun? Cehenneme. Sırma. Beni delirtme. Hadi gel yatağıma. Olmaz. Bana bak. Sana gel dediysem geleceksin. Gel buraya. Yanında yatmam. Vay vay vay. Sırma Hanım kocasının yatağına gelmek istemiyormuş. Kadınlığını bileceksin. Yoksa ben bildiririm sana. Bırak beni. Senin yerin benim yanım. Olmadı. Olmayacak da Zekkar. Yalansın sen. O kızı koynuna almaya kalktın. Hiç utanma, arlanma yok mu sende? Kendisi sığınaştı. Sonra istemezmiş gibi bağırıp durdu. Kızın günahına girme. Kafamın tasını attırma. Kuma getiririm üstüne görürsün. Anne. Biz gidiyoruz. Daha kalmak isterdim ama olmuyor. Helal et annem. Aha, olsun İbrahim. Öpeyim elini ana. Baba, biz İstanbul'a dönüyoruz. Bir şey demeyecek misin? Ne desin daha? Gitme deyip ağlasın mı? Peki. Daha fazla uzatmayacağım. Ama şunu bilin ki her şeye rağmen ben sizin babanızım. Yolunuz düşerse kapım açık. Bitti mi İbrahim? Hadi al valizleri gidiyoruz. Sen söyleyeceklerini söyledin ama benim de söyleyeceklerim var. Bir de sen başlama Şerife, yürü. Ben gebeyim. Ne? Gebe misin? Gelmeden tahlil yaptırmıştım. 3 aylık gebeymişim. Peki benim niye haberim yok? Şimdi haberin oldu işte İbrahim. Mustafa Efendi, nasıl ki Cevahir'den olma torunlarım var, şu kanımdaki de senin torunun. Müsaade et de şu Cevahir boşansın artık İbrahim'den. Ay, ben annemin ilaçlarını vereceğim. Baba, rıza göster boşanayım. Kapansın bu mevzu. İzin vermiyorum. Ya gebeyim diyorum, anlamıyor musun? Böylece ortada mı kalıvereceğim ben? Al bu kadını, çık dışarı İbrahim. Yürü. Yok öyle. Cevahir'i duydunuz. Müsaade etti. Boşanma için imza almadan şu kapıdan adamımı atmam ben. Dedemi duydunuz. Elimden bir kaza çıkmadan basın gidin buradan. Hadi. Yürü dedim sana Şerife, yürü. Beni duydun. Cevahir'le boşanmadan şuradan şuraya adım atmam İbrahim. Duydun mu? Yeter. Susun artık. Anne ne oldu? Annem sana nefesini verdi. Yalan dünya sana nettim neyledi, bana ne verdin de. Gittim ama anne. Gittim ama anne. dünya sana nettim neyledim. Gitti anne. El Fatiha. Amin. Başın sağ olsun Cevahir. Yattığı yerin nur, mekanı cennet olsun. Sağ ol maşallah. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Geldi yine pislik. Neredeyse bunlar. Mezarlıktan geliyor. Ölümüne sebep olmuş, gene mezarlığa gidiyor. Tövbe tövbe. Al işte hayırsız evlat da geldi. Tarladan geliyorlar bir de. Ne yüzle geliyor? Ne yüzle geldiyse bu oğlu. Yürü Şerife, gidiyoruz. Hadi anne. İçeri geçelim. Şunlara bak be! O kadar para harcattılar bize. Arabamıza zarar verdiler. Şerife! Öyle olsun. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Şerife! Hadi yürü. Ama şunu da unutmayın ki... İbrahim Cevahir'e asla dönmeyecek. Şerife! Ya yürü kadın, yürü dedim sana. Sus be! Eninde sonunda boşanmaya razı olacaksınız. Bu yaptıklarınızı da size fazlasıyla ödeteceğim. Yanınızda kalmayacak. Şerife yürü dedim sana! Ah! Şerife! Ah! Şerife ne oldu? Ne oldu Şerife? Ah! İbrahim! Ne oldu? İbrahim bebek. Eyvah! Yürü hastaneye gideceğim. Tamam dayan. İbrahim çocuk. Çocuk. Tamam. Beni çabuk hastaneye. Tamam tamam hemen götürüyorum. Dur. Dur bırakma kendini. Dur. Ah! 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 Baban nerede oğlum? Uyuyor hala dede. Ne uykusuymuş bu? Günaydın. Günaydın. Öğlen oldu. Oldu mu o kadar ya? Kafam kazan gibi ana baba. Cappar, bana bir ağrı kesici getir. Suya girsen daha iyi gelir. Ayılırsın. Oh be. Bizim buraların suyu bile bambaşka baba. Ne yaptın dün akşam, nasıl geçti? İyi geçti. Tuzcuyla hallettik işi. Sen ne yaptın? Sen beni boş ver. Dün konuşacaktık, söyleyeceklerim vardı. Fırsat olmadı. Ne söyleyecektin? Evet, var. Hadi söyle, merakta bırakma. Evleniyorum. Evleniyor musun? Var mıydı öyle bir düşüncen önceden? Aslında uzun zamandır vardı. Kimmiş bu şanslı hanım? Hasan'ın kızı. Hasan mı? Ne Hasan'ı? Yanımızda çalışan Niğdeli Hasan. Onun kızı. Onun kızıyla mı evleneceksin? Evet. Kız burada. Konakta şimdi, misafir. Yakında bu evin hanımı olacak. Adı ne? Zühre. Üç gün, üç gece düğün yapacağım. Kapadokya tarihinin en güzel düğünü olacak. Kazanlar kurusun, herkes yesin içsin. İnsanlar görsün bakalım. Fikret Ağa düğün yaparsa nasıl yapar? Nereye? Hadi lan sen de üşütme. Geldin dedem. Eyvallah. Birazdan seni almaya gelecekler. Hoca nikahlamadan önce Fikret Bey'le türbeye gideceksiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam. Hayırlı sabahlar Seyit. Mustafa Usta'm nasıl? Toparlandı mı az daha? Çalışıyor. Kolay değil. 50 yıl ayrı yastığa baş koydular rahmetli Fatma Ana'yla. Fikret Bey'in konuğu değil mi bu? Düğün günü nereye gidiyor böyle? Türbeye gidiyorlarmış gelinle. Torunu yaşındaymış kız ya. Yakışır mı koskoca Fikret Karakaya ya? Kaç yaşında olursa olsun sana mı soracaklar? Koskoca Karakaya bunlar. Kim isterse onu alırlar. Hadi kolay gelsin. Bir çay içseydik. Sonra eyvallah. İbrahim. Cevahir. Geçmiş olsun. Sağ ol. Durumu nasıl? Kanamayı durdurdular. İyi olacak hayırlısıyla. Yalnız bebeği kaybetti. Ha. Üzüldüm. İbrahim, benim buraya gelme sebebim... ne yapılması lazımsa yap, boşanacağım ben. Babam razı oldu mu? Haberi yok, gizlice geldim. Bilmeyecek. Artık bu meseleyi daha fazla uzatmadan aramızda halledelim. Sen yoluna, ben yoluma. Madem öyle istiyorsun, buradan çıkınca ben ararım senin mahkeme için. Gerekeni yaparız birlikte. Pardon. Sağ ol Cevahir. Cevahir, çocuğumu kaybettiğimi duydun, koşa koşa geldin değil mi? Gözün aydın olsun, kına yakarsın artık. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Dertli gönlüm artık sen de ağlama, her şerrin sonu bir hayır mutlaka. Bir ömür istemem, bir gün yeter bana. Gönlümce güleyim yalan dünyada. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Sen yalansın dünya, yalancısın dünya. Ömrümü görmezden gelen şu dünya. Güzelsin Zühre. Dokunma! Niye böyle zorlayıp harap ediyorsun ki kendini? İnadı bırak Zühre. Zühre. Benim karımsın. Bunu kafana sok. Uzak dur benden! Ondan beni öldürebileceğini mi zannediyorsun? Tut ki öldürdün. Bu konaktan sağ çıkabilecek mi? İyi bildin. Çıkmayacağım. Zühre. Aklını başına topla. Ver onu bana. Bir şartla. Bırak beni değil. Bunun mümkünü yok. Sen Fikret Karakaya'nın nikahlı karısısın. Buradan hiçbir yere gidemem. Karın olmayacağım. Zühre, Aklını başına topla, ver onu bana. Yaklaşma dedim. Ver onu. Yaklaşma! Bırak! 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 Bırak dedim! Bırak! Bırak dedim! Bırak! 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 Zühre. Bırak dedim! Bırak! 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 Aa, bırak! Aa! Kim var orada? Sırma Hanım, siz miydiniz? Bir şey mi vardı Cappar? Kusura bakmayın hanımım, ben karanlıkta sizin olduğunuzu anlayamadım. Merak edip bir bakmaya gelmiştim. Uyku tutmadı, yorgan işliyordum. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler hanım. Fikret Bey öldürdüm ama isteyerek olmadı, ben kendi canıma kıyacaktım. Bıçak ters döndü, saplandı. Beni de... Gel benimle. Gel. Yavaş. Gel. Yavaş. Yavaş. Bu kapı gizli bir geçide açılır. Korkma. Sana yardım etmeye çalışıyorum. At binebilir misin? Binerim. İyi. Hadi çabuk, acele et. Allah senden razı olsun. Hadi çabuk ol. Git hadi. Bu geçide girince sakın korkma. Uzun bir yol olacak. İçeride ilerlemeye devam et. Geçidin sonuna vardığında bir mağaraya ulaşacaksın. Mağaradan çıktıktan sonra ileride bir at çiftliği göreceksin. Gidip oradan bir at al ve hemen kaç, uzaklaş buradan. Dertliyim, haka yersen işimi. Beni kötülere muhtaç eyleme. Hayırlı sabahlar Seyit. Bir çay içer misin? İyi sabahlar. Yok sağ ol.